Sen de gir içeri. Ben o kadınla görüşmeyeceğim. Ama sen hep yanlarında olacaksın. Gözün hep üstünde olacak. Yusuf'u yanlış yönlendirmesine, ona yanlış bir şey yapmasına asla müsaade etmeyeceksin. Yoksa hesabını senden sorarım. Şu an içeri girmem doğru olmaz. Kadın tecrübeli, çok iyi pedagog. Bana düşman gibi gelmiyor. Daha önce de hayatımın orta yerine bir yabancı girdi. Başlarda yardımcı olur gibi görünüp daha sonradan aileme geri dönüşü olmayan zararlar verdi o manyak. Bir kere güvendim. Bedelini ağır ödedim. Bir daha aynı hatayı yapmam. O yüzden sana diyorum ki gözün üstünde olsun. O kadar. Abimden bahsediyor. O öyle biri değildi. Asla değildi. Geçebilirsiniz. Yusufçum, anladığım kadarıyla bir süredir kendini güvende hissetmiyorsun. Neden kötü insanların size zarar vermesinden korkuyorsun? Çünkü hep bizim peşimizden. Peki ne oldu da bu kadar korktun bu insanlardan? Kim onlar? Amcamın düşmanları. Silahlar patlıyor hep onların yüzünden. Teyzem onlar aldı bizden. Cihan amcam da o yüzden hasta oldu. Beni de kaçırdılar bir kilisinde ama amcamla nana buldu beni. Bir daha gelirse ah minik kuşum. Ben buradayım, yanında. Amcan da. Kimse gelemez, üzemez seni, olmaz. Sizinle biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Hemen geleceğim canım, tamam mı? Maalesef korkularının kaynağı çok derin. Sadece sizinle ve Yusuf'la görüşmem yeterli olmaz. O yüzden amcasıyla da görüşmem şart. Merak ettiğiniz ne varsa ben yardımcı olsam. O istemiyor. Yalnız bu şekilde sağlıklı bir tedavi yürütmek mümkün değil. Bu süreçte neler yaşadılar, Yusuf'a nasıl davrandılar bunları bilmem gerek. Bu yüzden amcasıyla görüşmem şart. Sonuç nedir? Nasıl bir yol izleyeceğiz Yusuf için? Henüz bunu söylemek için çok erken. Ama Yusuf'un durumu zannettiğimden çok daha ciddi. Onun hayatının merkezinde siz varsınız. Ve bu yüzden de bu görüşmeyi hem onunla hem de sizinle yapmamız gerekiyor. Yöntem konusunda yol göstermiş olsam da aslında bu işte beraberiz. Sizin desteğiniz sayesinde size yeniden güvenmeye başladım. Anılarını çağıran şey geçmişinizin, aranızdaki bağın gücü. Bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Bakın size bilmeniz gerektiği kadarını anlatayım. Ben düşmanları olan bir adamım.
Yusuf da kaldıramayacağı kadar büyük olaylar yaşadı. O yüzden sadece Yusuf'la ilgilenin. Sizin işiniz Yusuf. Benim size anlatacağım başka bir şey yok. Ama Yusuf'un iyiliği için işbirliği yapmanız... Merak ettiğiniz her şeyi mürebbiyeden öğrenebilirsiniz. Yusuf için buradasınız. Benimle değil, o çocukla ilgilenin. Şimdi çıkabilirsiniz.